Abdülmecid bin oğlu Sultan 5. Murat şehzadeliğin yıllarında Abdülaziz ile Avrupa seyahati sırasında daha sonra İngiltere kralı olan İngiltere veliahtı Galler prensi 7. Edward'ın teklifiyle duvarcı ustası oluyor. Mesela Şehzade Kemalettin Efendi, 5. Murat'ın kardeşi. Şehzade Murat'ın kardeşi yine Nureddin Efendi. Abdülhamid'in damadı Gazi Osman Paşa da sanatçıydı böyle diyelim. Sanatçı bir insandı. Yine damat Ahmet Nami Bey, Abdülhamit'in damadı, Şam valisiydi. O da öyle güzelliklerden hoşlanan, gittiği yerlere güzel işte cami, bina, efendim köprü yaptıran, hayır hasene sahibi birisiydi. Bu şahısların hepsi öyleydiler maşallah. Gittim mi hayır hasenat. Öyle güzel. Yollar, köprüler, duvarlar. Efendim yapıyorlardı. Mustafa Reşit Paşa sadrazam olması için sultana çok rica ettiler. Abdülmecit. Sultan Abdülmecit. Bu aydın kültürlü başarılı verirse sadrazam yaparsanız İngiltere İmparatorluğu ile Devlet-i Ali arasında bütün anlaşmazlıklar kalkar şeklinde Lord Reading bir açıklama da yaptı. Efendim. Paşa üç başına gelir gelmez bütün vilayetlerde binaları düzgün bir şekilde yapmaya başladı. Her yere böyle güzel jilet gibi duvarları olan binalar yaptı. Her yere Osmanlı vilayetinin tamamında. Mustafa Reşit Paşa da bu işin öncüsüdür yani. Abdülmecit devrinde başladı olaylar yani. İyi duvar yapmayı bilmek lazım. İnşallah. Taş getirin de ben bir yontayım. Ama zor iş o ya. Yani. Duvarcı ustası olmak zor iş. Yontulmuş mikap taş getirirlerse ondan iyi yapabilirim duvar. Mala gerekiyor. Efendim ne gerekiyor başka? Şakül. Duvar düzgün mü değil mi bakacağız. Metki de gerekiyor. Gerekiyor oğlu gerekiyor. Çekiç gerekiyor. Kalem gerekiyor. Yontmak için. Önlük gerekiyor sıçramaması için taşın. Değil mi? Üst baş kirlenmemesi için bir önlük. Eldiven gerekiyor elin rahatsız olmaması için. Abdülaziz Londra ziyaretinde para basılmıştı onun adına. Ön yüzünde Abdülaziz'in rahmetlinin resmi var. Arka yüzünde de kralı karşılayan Roma cübbeli kadın heykeli var. Aynı bayan. Her yerde olayın içinde. Var mı resmi? Ön yüzü ve arka yüzü dediğiniz gibi. Ona ayrı göster önce. Tek olarak göster. Evet, şimdi o resmi gösterdi öbürünü.
Bayanı yaklaştır. Üstünde Roma cübbesi var, görüyor musunuz? Evet. Hocam masonlar neden duvar ustası, duvarcı ustası oluyor? Duvar ustası olmayan yok mu? Duvar ustaları mimar mı oluyor hocam? Var da yani onlara genel olarak öyle deniyor. Ama geçmişte tabii hep Hazreti Süleyman'ın mescidinin yapımında görev almışlar, sarayın yapımında görev almışlar. Dehşetli ustalar. Yani acayip özellikleri var. O kaya var diye geçenlerde gösterdi. Evet. Evet. Yani felaket ağır yani o. 20 metre. He? 20 metre boyu. 20 metre boyunda, evet. Taşınacak gibi bir şey değil yani.